Göğsün sarayına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yoğurt çorbası. Olduğumuz bir çay bardağı pirinci tenceremize alıyoruz. Üzerine 3 su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Ve pirincimizin kapağını kapatıp pirinçleri pişiriyoruz. 20-25 dakika içerisinde pirinçlerimiz pişiyor. Pirinçler tamamen pişmesi gerekiyor. Bir kasenin içerisine 1,5 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Bir yumurta sarısını da ilave ettikten sonra hepsini birlikte çırpma teliyle iyice çırpıyoruz. Bir yemek kaşığı unumuzu da ilave ediyoruz. Onu da güzel bir şekilde çırpıyoruz ki topaç topaç kalmaması gerekiyor. Onu iyice karıştırarak eritilmesi gerekiyor. Hazırlamış olduğumuz yoğurt sosunu pişmiş olan pirincimizin içerisine döküyoruz ve bir taraftan sürekli karıştırıyoruz. Ve bu işlemi, karıştırma işlemini kaynayana kadar sürekli devam etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz şekilde çorbamız kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika kaynatmamız yeterlidir. Tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını koyuyoruz ve tereyağını eritiyoruz. Erimiş olan tereyağımızın içerisine 1 yemek kaşığı nane ilave ediyoruz. Naneyi de birkaç dakika yağ ile birlikte kavuruyoruz. Kavurmuş olduğumuz naneyi çorbamızın içerisine döküyoruz. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra hepsini birlikte karıştırıyoruz. Çorbamız şu anda servise hazırdır. Sıcak sıcak servis yapıyoruz ve şu anda çorbamız servise hazırdır. Afiyet olsun. Yeni göndereceğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Göğsüm Sarayı'na abone olmayı unutmayınız. Abonelik kesinlikle ücretsizdir. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz saksı kebabı tarifini almak istiyorsanız YouTube sayfasına Göğsüm Sarayı saksı kebabı yazdığınız takdirde videolu tarifi izleyebilirsiniz. Köşelerde görmüş olduğunuz videolu tarifleri izlemek istiyorsanız izlemek istediğiniz videolu tarifin üzerine tıklayınız. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.